Paris'e gitmişler. Ulan musibet. Ulan Dürsün. Ulan Cenab-ı. Akül ah. Kıbrıs'tan o herif de tek başına. Allah'ım onlara yardım et. Allah'ım sen onları koru. Söyle lan ne vakit gelecekler? Ha? Ne vakit gelecekler? Konuşsana lan! Konuşsana! Ne zaman söyle? Benden haber bekliyordu bey. Seni hallettiğimi öğrenince... ...dönecekti. Bana bak Resul. O şerefsin senden önce kendine maşa ittiği adama ne yaptığını biliyor musun? Ha? Vallahi benim hatırladım. Mahpusla bir köşede sıkıştırmışlar. Sonra indirmişler. Sana da öyle yapacak. Senle işi bitince... ...seni de indirecek. Bundan böyle bizim yanımızdasın. Vakti geldiğinde biz de arkanı koruyacağız, anladın mı? He. Anladım. Orhan'a beni öldürdüğünü söyleyeceksin. Ya inanmazsa? İnandıracaksın. Yoksa iki elimi yakanda bilesin. Ramazan. Hı. Neyin var Allah aşkına? Ağzını bıçak açmıyor ya. Yok bir şey Fakizem. Öyle dükkana canım sıkılıyor. İşler kesat biraz. Dün etleyin akşam Haydar'la beraber oturup öyle birbirimize baktık. Sinek avladık yani. Sen de zaten sattın beni. Bir başıma bıraktın öyle. Bir satmaz. Sırat Köprüsü'nden geri dönen sendin sanki. Ben o dükkana bir daha adımımı atmam dedim. Atmazsan atma. Çok meraklıydık zaten sana. E millet madem elini ayağını çekmiş... ...o vakit o dükkanı kapasan da hani yerine yeni bir şey açsa. Öyle mi? Yine mi kavga edecek bak güzel? Ben yine başlayacağım buna yani. Göremezdim. Yengem aklı doğru söylüyor. Ya oradan hayır yok sana artık. Bak, ekmek sadece meyhanecilikte değil ki. Yani... ...hani bak aklıma çok şahane bir fikir geldi kafamda. Diyorum ki ne? Böyle kocaman bir büyük, büyük bir bakkal açsak. Ya un satsan, pamuk satsan, irmik satsan, ne bileyim mandal satsan. He ya. Kafanın içindeki aklına gelen şahane fikir bu mu? Öyle mi yani? Niye? Beğenemedin mi? Yok canım estağfurullah. Ne haddim ben? Ben biraz canım sıkılıyor. Ben çıkıp dolaşacağım. Daha ne kadar böyle oturacaksın Reşit Efendi? Soğan ekmeğe kaldık. Baksana halimize. Zaten konu komşu konuşup duruyor.
Ağızları büzülesiceler. Ne diyorlar? Ne desinler? Fort atıp duruyordu Reşit Efendi. Nasıl da döndü kös kös mahalleye diyorlar. Eller düdüğe koydu, üfürüyor ama hiç umurunda değil. Aman. Gene başladın ha, çen 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 çen. Ya konuşurlarsa konuşsunlar. Sana ne? Değil mi? Hem ahirete kadar böyle kalacak değiliz herhalde. Elbet bir hal çaresini bulacağız. Merak etmeyin Hacer Hanım. Daha biz ölmedik. Bu gidişle anca kütlü toplamaya gideriz. Ramazan! Dur hele orada. Ben geliyorum. Dur hele. Ne var, ne istiyorsun? O gece sana söylediklerimi düşündün mü? Neyi? Ya işte o bar pavyon işini. Ya Reşit Efendi, kasap et derdinde, koyun can derdinde sen bana bar pavyon diyorsun ya. Ya dur hele. Bak, bir gece seninle bu Melek Girmez çarşısına bir gidelim. Kendi gözlerinle bir gör millet nasıl para basıyor. Ya bak sana ne diyorum. Artık bu meyhane devri kapandı. Devir bar pavyon devri diyorum. Anlıyor musun? Reşit Efendi, ben sana bir şey diyeyim mi? He. Benim barla pavyonla işim olmaz. Seninle hiç işim olmaz. Konuşuyor bana ya. Yenge. Baksana hele, sen son vakitlerde çiftliğe gittin mi hiç? Yok. Niye soruyorsun ki? Hiç. Yani diyorum ki hani Gülizar Hanım'ı gördün mü acaba? Görsem ne olacak ki? Ya belki bana bir selam ya da bir haber falan göndermiştir diye sordum. Gülizar Hanım'ın da işi gücü yoktu, sana selam gönderecekti. Şu yastığı da yerine koy bir. İşin bittiğinde de bir acı kahve de yap. İçem ya. Bağa bak kaba. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.